Merhaba arkadaşlar. 2020 November Paper 2 çözümleriyle sizlerle birlikteyiz. İlk soruyla başlayalım. İlk soru bakın bir mekanik sorusu, bir dönme de söz konusu. Yani bir drone sorusu gözüküyor. İçinde pek çok mekanik bilgisi gerekecektir. Temel şeyleri okuyalım. Initial aid stationer demiş. Yani başlangıçta bir denge demiş. Bak bu önemli. Sonra air power vertical downward with speed V. Bakın burada söylüyor. Air'ın aşağıya doğru bir V ile demek ki buradaki pervanelerin Air'i aşağı doğru itip V ile yukarıya doğru yükselmesini aslında anlatıyor. Daha sonra lazım olacak bize bu. The aircraft hovers motionless. Bu da önemli. Belli bir noktada sabit duruyor. Motionless ne demek? Yani aslında burada net kuvvetin sıfır olduğunu söylüyor. Yani sistem in equilibrium. Bu bilgiler soruda başlangıçta not edilmesi gereken yerler. Suspend from the aircraft on the string. Bir tane paketi asmış bu şekilde. Mass'leri vermiş. Combined mass'i de 0.45 vermiş. The mass of the push downwards in 1 second. Buradaki önemli bilgi son olarak şunun bir altını çizelim. The mass of air pushed. Yani burada ittiğimiz havanın aşağı doğru ittiğimiz havanın pervaneler tarafından 1 saniyedeki kütlesi 1.7 kilogrammış. Bak bunu şöyle not alalım. Mass of air pushed downwards. Saniye başına. O zaman bu delta m bölü delta t'nin 1.7 kilogram per second olduğunu bir yazalım. Çünkü bu bize lazım olacak. Evet bu bilgilerden sonra bakalım neler istiyor. A şıkkı. State the value of resultant force. Bak önemli kısım resultant force on the aircraft when hovering. Ne demiştik biz? Gelsin bakalım şu arkadaş. Ne demiştik? Bak burada motionless'ı bir çizmiştik. Bir de şurada stationary kısmı çizmiştik. Evet bunları gönderelim. Bu bize ne diyordu? Sistem dengede diyordu bu ikisi bize. In equilibrium diyor. Equilibrium ne demek hocam? F net is equal to zero demek. Çünkü sistem hareketsiz bir şekilde denge esnasında kaldığına göre bunu etkileyen net kuvvetin yani result kuvvetin sıfır olması gerekiyor. Zaten bir puanlık soru. Buna tek bir zero deyip hemen bir puanı cebe koymamız lazım. Peki sonra ne istemiş? Gel bakalım. Outline by the reference to Newton's third law. Bakın arkadaşlar. Üçüncü yasaya bakarak bir şey bekliyor sizden bekliyor. 2 puanlık bir soru. Demek ki burada dikkatlice cevap vermen lazım. How upward lift force on the aircraft is achieved? Neydi? Şekil bir hatırlayalım. Dönüyordu. Yukarıya doğru belli bir yerde havada kalmış. Aşağıya havayı ittiğini az önce altını çizmiştim. O zaman senin burada söylemen gereken ilk şey işte bu pervaneler havayı aşağı itiyor. Ve bu sayede yükseliyor. O zaman aşağıya doğru bir action varsa yukarı doğru bir reaction var. Bakalım ne yazmış. Burada Aybin'in cevabını direkt ekliyorum. Blaze exert a downward force. Bakın bu downward kısmı önemli. İlk soruda da çizmiştim altını. Havaya bir kuvvet uyguluyoruz. Aşağıya doğru. Hava da bizi yukarı doğru kaldırıyor. Yani air exerts an equal and opposite force on blaze by Newton's third law. Yani üçüncü yasaya böyle referans vererek. Üçüncü yasa neydi peki? İşte action force is equal and opposite direction of the reaction force gibi bu cümleleri kullanman lazım. Tam puanı almak istiyorsan. Gelelim bizden ne istediğine. Determine the V diyor bakın. Şimdi önemli matematik kısmı 3 puanlık yer. State your answer. V neydi? Buradaki havayının hızını istiyor aslında. Burada demek ki action reaction verdi. Devamını soracak. Burada air'e ittiği kuvvetle kaldırma kuvvetinin toplamının sıfır olduğunu biliyoruz. Aproximation SF'i dikkate almanı söylüyor. Şimdi gelelim biz ne dedik? F net eşittir sıfır dedik. Evet. F net ne peki hocam? Bir tanesi havaya uyguladığım bir kuvvet. Yani bunu atıyorum F action diyebilirim. Yukarıda bir F reaction var. Bu ikisi birbirine eşit. Şimdi drone tarafından bakarsam free body olarak drone'un aşağı toplam kütlesi var. Yani drone'u dengeleyen kuvvet bunlara dediğim gibi F action plus F reaction eşittir. Sıfır yazabiliriz. F action ne burada? Yani drone'un aşağıya doğru çeken kuvvet. Bunun ağırlığı. Yani buradaki ağırlık neydi? Bir drone'un kendisi vardı, bir de yükü vardı. O zaman şöyle M1 artı M2 çarpı
G diyorum. Reaction ters yöne doğru eksi yazdım. Hani vektörel toplam aslında bu. Neydi peki reaction? Orada bana uygulanan kuvvet. He, oradaki F air eşittir 0 diyorum. Peki hocam F air ne? Şimdi F air kısmını biraz açalım. Şöyle kenarda biraz açıyorum. F air nedir? İşte delta P bölü delta T'dir hocam. Hani havanın momentum değişimidir. Peki havanın momentum değişimi nasıl açılır? Delta MV diye bunu yazarsak delta T diye. Şöyle açtığımızda ne var elimizde? Çarpmanın türevi gibi düşünün. M sabit delta V bölü delta T var. Artı V sabit delta M bölü delta T var. Şimdi ben havanın V hızının sabit olduğunu biliyorum. Soruda öyle okumuştum. Gelsin bir bakalım. Evet, speed V diyor. Hani belli bir hızlı olduğunu söylüyor. Demek ki V sabit. Buradaki kütleleri de hemen ekleyelim arkadaşlar. Bakın 0.95 ve 0.45'lik bir şey var. Şuraya yazıyorum. M1 0.95 kilogram. M2 de 0.45 kilogram. Bir de son bilgimiz neydi? Air'ın aşağı doğru iten etkisi, yani delta M bölü delta T'nin 1.7 kilogram per second olduğunu yazmıştık. Gönderelim bu soruları. Ne var elimizde şimdi hocam? O zaman ben biliyorum ki delta V bölü delta T 0 air'da. Ha bak, bu delta M bölü delta T'yi biliyorum ben. Hocam bak, bunu biliyorum. V'yi bana soruyor. M1 artı M2 G'yi biliyorum. Ha, demek ki şimdiki matematiği bir uygulayabilirim. Demince yazalım şimdi bunları. Şimdi elimizdekileri bir daha yazarsak. M1 artı M2 çarpı G eşit olmak zorunda. F air'a. F air neydi? M çarpı delta V bölü delta T artı V çarpı delta M bölü delta T. Bunun sabit olduğunu bildiğim için ekstra işini yok. O zaman elimizde M1 artı M2 G eşittir V times delta M bölü delta T. Bize V'yi soruyor. Bundan sonra yerine yazmak kaldı. M1 M2 bizim toplam kütlemiz bu 95'ti galiba. Eksik yazmışım ben. 0.95 artı 0.45 kilogram times G. Paper 2 çözüyoruz. 9.81 almalıyız. Eşittir V çarpı. Peki delta M bölü delta T ne hocam? Bak, şurada yazmıştık. Lazım olacağı belliydi. 1.7 yaptı. Şimdi bugün SF'i söylemişti. SF şu anda gördüğünüz gibi V'yi çekersem ben buradan 0.95 topladım. Ne yaptı? 10 140 yapar. 1.4 yapıyor. Çarpı 9.81 bölü 1.7. Neydi bölme işleminde SF'te? Minimum SF alacağım. Minimum SF kaç? Aslında bunlar, bakın şunlar 3 SF'ti. 3 SF. 3 SF ama şu arkadaş 2 SF. Demek ki 2 SF ile soruyu bitireceğim ben. Yani bu işlemi T yaptırdığımızda yazmam gereken cevap 2 SF olmalı. Buradan dikkatli yazarsak bakalım ne çıkıyor. Buradan 8.1 meter per second çıkıyor arkadaşlar. 2 SF olduğuna dikkat edelim. Yani havaya uyguladığımız itme kuvveti, havanın da bizi kaldırma kuvveti birbirini dengeledi. Free body'de ben drone tarafından olaya baktığımda drone'u etkileyen aşağı kuvvetler ağırlık, yukarı kuvvette işte bu reaction force, yani air'ın bana uygulamış olduğu reaction force'tu. Bunlar dengede olduğu için birbirini eşitleyerek bir aslında Newton yasalarını çözmüş olduk. Evet, diğer şıkka geldi. Calculate the power transferred to the air by aircraft. Şimdi power soruyor. Şimdi power'ın tanımını yazalım. Power, work over time. Buradaki work ne? Yapılan iş. İş yani enerji değişimi de yapıp soruyu çözebiliriz. Enerji 1 bölü 2 mv kare kinetik enerji transfer etti. 1 bölü 2 mv kareyi time'a bölerek buradan bir şey gelebiliyor ama benim tavsiyem, hani biz bir önceki işte V'yi bulduk aircraft'a uygulanan. O zaman şunu açarsanız bakın work neydi? F times delta S over delta T. Şurası ne yapıyor? Bakın average velocity. Yani aslında power F çarpı V average'den de bulunuyordu. Hani bu versiyonun da kullanıldığını ve IB'ni sevdiğini de daha öncelerde söylemişimdir. O zaman şimdi ben average velocity dediği şey işte bu air'ın velocity'si. Bunu buldum. F ne hocam? F net sıfırdı. Aşağıya doğru M1 artı M2 G vardı. Yukarıya doğru da işte atıyorum F air vardı. Hani bu K
kim için yazdığımda bu free body diagram kim için? Tabii ki drone için. Hava için yazarsam tam tersi olur air'in direction'ı. Zaten bunu turtle oldu konuştuk. Şimdi o zaman burada f'in aslında m1 artı m2g olduğunu biliyorum. Ha, o zaman ben power'ı buradan hesaplayabilirim diyebilirsiniz. Power f yerine m1 artı m2 times g yazıyorum. Velocity'yi de az önce bulduğum değer. Neydi sayılar? İşte 0.95 ile 0.45'i toplayıp 9.81 ile çarparsam bir de yanına 8.1'lik bir velocity eklediğimde karşıma çıkan değer yaklaşık olarak 56 watt yapmış oluyor. Evet, force'u bulup velocity bulup üzerinde bunu çözmek bence oldukça kolay diyebilirim. Geldik B şıkkına. The package and string, yani şu bağlı olan arkadaşlar. Now release diyor and fall to ground. Ha, şimdi bunu bırakıyor. Kütleleri yazalım hocam. Bu 0.95 kilogramdım ben. 0.45 kilogramlık bir kütleyi bırakıyor. Dolayısıyla burada Fnet'in denge, yani bozulacağını biliyorsun. Çünkü biz Fnet 0 olan bir sistemdeydik. Fnet 0 iken herhangi bir acceleration yoktu. Motionless olarak duruyordum. Ama aşağıya ben 0.45'lik kuvveti bıraktığımda bu kadarlık bir Fnet oluşacak benim üzerimde. Yani ne kadar kuvvet değişirse, hani Fnet'in Fa'ya eşit olduğunu, yani toplamdan da yapabilirsem uzun uzun yapmanı tavsiye etmiyorum. Hani ne yapacağım? Bu arkadaş gidince geriye bir Fnet kalacak. Fnet eşittir m çarpı a çözeceğim. Peki Fnet ne hocam? İster şöyle yaparsın. Bak, giden parça kadar hocam Fnet dersin. Ya da az önce yaptığını hatırlarsan hocam, ben neydim? Toplamda yukarı F air vardı. Şu an drone tarafından bakıyorum. Aşağıda m1 artı m2g vardı. Sistem dengedeydi. M1 artı m2g F air'e eşitti. O zaman ben şu an F air'dan eksi sadece m1g kalıyor bana. M1g olduğunda bu da bana m1 çarpı a gibi bir denklem verecek. F air ne kadar? İşte toplam kütleydi. Hani uzun uzun gösteriyorum ama aslında çok kolayca bunu yapmanız lazım. Yani 0.95 artı 0.45 g'den geriye kalan işte 0.95 g'yi çıkardım. Yani 0.45 g'lik bir etki kaldığını görmen lazım. Geriye kalan m1 ne peki? Benim aircraft'ımın mesi, yani 0.95 kilogram çarpı acceleration. Yani şu matematiklik 0.95'lerin gidip geriye 0.45 g'nin kaldığını görmen için böyle uzun uzun yazdım. Ama basitçe de zaten bunu bırakırsam bu kadar bir Fnet oluşur diyebilirsin. Yazalım bakalım kalanları. 0.45 çarpı g yerine 9.81 bölü diyorum, hemen şu 0.95'e bölersem de buradan acceleration'ı bulmuş olurum. Bu işlemi yaparsam dikkatlice acceleration 4.6 meter per second square çıkmış oluyor. SF'lere yine dikkat ediyoruz. 2SF yazmışız ama 3SF ile giren işlemlerde bakıyorum, bir yerde hata yapmadıysak 2SF ile istemişti diğerlerini. Burada 2S'i yazsak da herhalde yeterli bulacaktır. Geldik ikinci soruya. İkinci soru bir circular motion sorusu. Yine bir mekanik sorusu bakın. Circular motion, evet, bu biraz İrem'in de kulaklarını çınlatalım. İrem'in ayağına benziyor. Bir tane amcam var. Uzun uzun okumuyorum. Hani sufficiently fast the diagram shows. Burada aslında hani önemli kısımlarla karşılaşabiliriz. Yani vertical cylinder in the radius are. Yani böyle döndükçe, şöyle bir omega ile döndükçe. Hocam omega neydi ya? 2 pi ft hatırla, bir frekansı var. O frekans angular speed oluşturuyor. Bu angular speed üzerinde dönmesiyle burada force'lara birazdan gireceğiz. Buna göre buradaki person şu an aşağıdan yukarı doğru hareket edip belli bir yer dengede kalacakmış. Peki ne istiyor A şıkkı? Draw and label the free body diagram. Bakın free body diagram soruyor. Hani paper 2 aslında kolay kolay başlıyor. Şimdi bir circular motion yaptığını biliyorsun. Sen bu arkadaşın hocam bak şöyle aşağı doğru bir mg var. Mg de hani weight. Bunu uzun uzun gösterebilirsin. Şimdi ikincisi reaction, yani normal force. Hani reaction demiyorum ben, normal desek daha doğru. Normal neydi? Yüzeyin uyguladığı kuvvet. Yüzey burada dikey. Elimizi böyle dikeye koyduk. Kalemi sıkıştırıyorduk. Ha hocam bak, şuradan hani yüzey böyle duruyorsa surface'ın uygulamış olduğu normal force
ona dik olacak. O zaman burada içeriye doğru bir normal force var. Buradaki vektörlerin büyüklüklerini bilmiyorum. O yüzden noktaları rastgele çiziyorum. Ancak bu arkadaş dengede olacağı için yukarıya doğru da bir friction olduğunu biliyorsun. Yani hani bu friction'ın bunu yukarı çıkardığını, aslında bu olayı, bu görüntüyü hatırlarsan zaten sorunun devamı bunu isteyecektir. O zaman yukarıya doğru da bir friction force çizeceğim. Ben bunu hani başka renkle çiziyorum ama şöyle gör diye. Normalde şöyle yüzey üzerinde bir friction var. Şimdi buradaki maviyle çizdiğim friction'la buradaki MG'yi eşit çizmen gerekiyor başlangıçta. Buna dikkat edecektir. Onun dışında hani normal'ı, weight'i ve friction'ı düzgünce göstermişsen buradan tam puan alman gerekiyor. Devamında B şıkkını istemiş. İşte show that not slide down demiş şurada. Ondan sonra show that'e girmiş. Yani şu an dengede istiyor. Şu an free body'yi bir daha ben çiziyorum. Hocam bak aşağı MG var. Yukarı friction var. Bir de normal force var. Ha, bunun center'ı nerede hocam? Bak bu şöyle bir circular motion yapıyor. Center burada. Yani o zaman ben burada hani minimum angular velocity soruyor. Mu'de koefficient olduğunu bahsetmiş. Yani yazacağın şey Newton'un denklemleri. Yani ne yazacağım hocam? F net eşittir M çarpı A. Buradaki A ne? Centripetal acceleration. Neden? Çünkü bir circular motion yapıyor. Burada bir centripetal acceleration var. O da mv kare bölü r yapıyordu. Yani burada centripetal yerine v kare bölü r ya da omega kare r yazabiliriz. Hani bunun neden olduklarını herhalde görebiliyorsun. Eğer görmüyorsan da şöyle küçük hatırlatalım. V omega çarpı r idi. V yerine omega r yazarsan buradan omega kare r'ye getirir. Neden omega kareli yazdım? Çünkü hocam omegalı bir şey istiyorum. O yüzden omegalı yazdım. Peki net kuvvet ne hocam? Net kuvvet sistemde center'a doğru tek şey normal force. Yani normal eşittir m, buna omega kare r'yi yazalım. M omega kare r yaptı. Hocam bu Newton denklemi ama normal'ı bilmiyorum. Diğer tarafı kullanalım. Diğer taraf ne? Friction'ın mg eşit olduğu bir durum var. Çünkü not slide down diyor. O zaman ikinci denklemim F friction eşittir mg. Elimde iki denklem var. Bu iki denklemi birleştirip istediğini bulmaya çalışacağım. Peki friction force'un formülünü hatırlayan var mı? Bravo. Friction mu times normal'da. Hocam gel bakalım bunları birleştirelim. Mu times normal eşittir mg ise normal'da m omega kare r ise, yani şu arkadaş da m omega kareyi de buraya yazarsam bakalım neler oluyormuş. Temiz temiz yazalım. Tekrar yazıyorum elimdeki yeri. N eşittir m omega kare r var elimde. F friction'da mu n olduğu için, friction'da mg'ye eşit olduğu için, şimdi bunu buraya alıp yazacağız. Bakalım ne olacak? Mu times m omega kare r equal to m times g. M'ler yolcu. Kimi istiyordu hocam? Omega'yı. Omega'yı çekelim buradan. Omega kare eşittir g over, burada mu ve r geldi buraya. Bunu da köke alırsak omega eşittir kök içinde g mu r olarak biz sistemin angular speed'inin minimum değerini bulmuş oluruz. C şıkkı devam ediyor. Acaba coefficient'ı veriyor sana. 0.40. Radius'ı 3.5 metre verdim. The cylinder makes 28 revolution per minute. Yani burada bir frekans bulacağız. The person slide down inner surface of the cylinder. Şimdi bize az önce omega'nın minimum değerini bulmuştuk. Neydi? G over mu r. Bence bunu kullanalım çünkü hazır bulmuşuz. 9.81 over mu'su kaçmış hocam? 0.40 çarpı r kaç vermiş? 3.5. Her şey SI boyutundaysa buradaki omega kaç çıkıyor bir bakalım. 2.6 radian per second çıktı. Şimdi bu minimum değeriydi. Peki bizim arkadaş ne yapmış? Revolution'ı kaç vermişti? 28. O zaman bizim omega'yı bulalım. Bu nedir? 1 dakikadaki tur sayısı. Önce şöyle isterseniz onun kaç tur olduğunu bir bulalım frekans olarak. Kaç tur hocam bu? 28'i 1 dakikada, yani 60 saniye yapıyor. Bu onun frekansını verir. Çünkü dakikadaki tur sayısı saniyedeki tur sayısı yaparsak frekansa geçeriz. Bunun frekansı
Hertz diye yazalım. Peki omega neydi? Omega da 2 pi f'ti. Yani bunu yerine yazarsak 2 çarpı pi yerine yazıp TI'da 28 bölü 60 diye yazıyorum bunu. Yazdığımızda bakalım kaç çıkıyormuş. Yaklaşık 2,9 radian per second çıktı. Hocam benim minimum şeyim neydi? 2,6 idi. Bundan daha büyük bir frekans, yani daha doğrusu daha büyük bir omega bulmam ne demek? Şimdi ona bir bakalım. Bizim kuvvetimiz aşağıya doğru mg vardı. Bunu durduracak olan friction'dı. İçerideki de normal'dı. Şimdi friction'ın değerine bakıyorum. Mu times normal. Eğer normal force, hani bu da m omega kareydi. Normal force artarsa, yani büyük bir değere sahipse, friction büyük olur. Yani friction'ın büyük olması benim aşağı kaymamamı sağlar. Hatta biraz yukarı bile çıkartır. Burada ne diyor? This whether the person will slide down diyor. Hani aşağı kayar mı? Hayır, aşağı kaymaz. Hatta hani yukarı bile çıkmayı sağlayabilir. Çünkü friction normal ile orantılı. Normal omega ile omega daha büyük çıktı. Yani minimumdan daha fazla çıktı. O zaman friction yukarı çıkartıp bu sistemin yavaş yavaş yukarı doğru hareket ettiğini sağlayabilir. Burada hani whether the person will slide down the inner surface of cylinder gibi bir ifade kullandığına göre, hani burada aşağı doğru kaymayacak anlamını versek, yani daha doğrusu friction hala mg'den büyük olduğunu söylesek de olur. Yani birkaç yöntem var. İster omega'dan bakarsın, istersen de mg ile friction kıyaslamasını yaparsın. İkisi de aynı cevabı sana söyleyecektir. Geldik üçüncü soruya. Bu da termal fizik sorusu. Bakın arkadaşlar, Paper 2'da yapmanız gereken önemli sorulardan bir tanesi budur. Bunu cebe koyman lazım. Bu 9. sınıf sorusu gibidir. Lütfen dikkatli oku. Bakın burada temperature var. Burada time var. Bakın time verilmişse, bak daha soruyu okumadan direkt söylüyorum. Mutlaka power ile ilgili bir şey soruyordu. Bak power work over time'dır. Buradaki work Q'ya gider. Hani MC delta T yapacağın kısım ya da ML yapacağın kısımda. Buradan work'ü, yani Q'yu power çarpı time'dan kolayca bulabilirsin. Bak bunu unutman lazım olacak. Bakalım ne vermiş? Initial liquid state. Yani şurası liquid state demiş. Soğuyarak burada muhtemelen, bakın freezer diyor. Burada solid state'e geçiyor. Bakın bayırlı yol macit. Bakın burada macit taşıyor. Q eşittir mc delta t. Burada ml taşıyor. Q eşittir ml diye, hani pazardan alışveriş yapmışlar. Macit işte erkek olduğu için bayırlarda o taşıyor. Düz yolda ML taşıyor gibi hikayeleştirip 9'da anlatmıştık. 9. sınıf bilgisiyle çözülebilir. Ne soruyor bakalım? Bakalım neler sormuş. Thermal enerji transfer to sample in first 30 minutes. He, bakın gördüğünüz gibi bir puanlık bir yer. Direkt hocam MC'ler mi yapacağım? Hayır, bak Q'yu power çarpı time'dan yapacaksın. Bakın power'ı vermiş. Hocam power yazmıyor mu? Rate of thermal energy. Bak watt yazıyor zaten. Ha, bunu kullansam yeter. O zaman Q eşittir power çarpı time. Power'a 15 yazdım. Time'a unutma bakın second yazacağım. 30 dakika 30 çarpı 60'tan yaklaşık herhalde 27.000 joule yapar buradaki thermal enerji, ya da 27 kilo joule olarak yazabilirsin. Burada bir puanı koyduk cebe. Devamında ne sormuş? Spesifik heat kapasite. Hocam bunu vermiş mi bize? Verse sormaz herhalde. Bu C. Burada verilenler mass belli. Bu spesifik latent heat of fusion. Ha, bu hocam L. ML'deki L. Şimdi bize C istiyor. C neredeydi? Bayırdaydı. Bakın şurası macidin olduğu yer burası. Yani grafiğin bu parçası bana lazım. Burada Q eşittir M çarpı C çarpı delta T yapacağım. Q'yu bulduk az önce. Bir puandan 27.000 joule, kilo almıyorum, joule aldım. Mass yerine E yazıyorum hocam, 0,32 kilogram times C'yi bilmiyorum. Delta T burada gördüğünüz gibi bakın Kelvin değer. Burada 290'dan 250'ye düşmüş. Aslında negatif bir şey var. Ama zaten burada soğutma sistemi olduğu için mutlak değer çözmen, yani bunu hani negatif de yazabilirsin. Bence pozitif, ama negatif olursa da bunun hani freezing olduğunu söyleyebilirsin. Burada ben hani mutlak değer delta T yazarak soruyu gösteriyorum ki hani hata olmasın. 290'dan 250, yani 40 yazacağım. Buradan C de 27.000 bölü 0,32 çarpı 40'tan birim olarak herhalde yaklaşık
2100. Şimdi birime dikkat et. Buradaki joule'dü. Değil mi? Joule bölü kilograma kelvin, yani kilogram eksi 1 ve kelvin eksi 1 yaparak spesifik heat'ini bulmuş oluyorum. Bu malzemenin liquid fazdaki, zaten burada da onun olduğunu özellikle söylemiş. Şuranın liquid olduğunu hatırlatalım. Evet, devamında ne istemiş? Artık sözel şeyler isteyecektir. Sample begins to freeze during the thermal energy transfer. Şimdi burada ML kısmına geçti bakın. Freezing kısmı. Explain in terms of the molecular model of matter. Why the temperature of the sample remains constant? Şimdi biraz da termal fiziğin içine girmek istiyor. Hani L'de sabit kalıyor. Sabit kalınca ne oluyor? Sıcaklık değişmiyor. Yani sadece mc delta t orada olmuyor. ML var. Sıcaklık değişmiyor. Hani bunu vurgulamam. Sıcaklık değişmemesi ne demek? O zaman ben hani internal enerjinin kinetik enerji artı potansiyel enerji olduğunu biliyorum. Kinetik enerji temperature ile alakalı. Potansiyel enerji ne hocam? Bu da işte neydi? Bakın bir binding enerji, bir hani sanki elastik potansiyel enerji demiştik buna, birbirine bağlı oldukları enerji. Yani buradaki binding enerji gibi düşünebilirsin. Demek ki bu hal değişiminde sıcaklık değişmiyorsa ML kısmına bakıp grafikten, o zaman bütün her şeyin potansiyel değiştiğini vurgulaman lazım. Adam neler yazmış onu göstereceğim sadece, çünkü yeteri kadar anlattım düşünüyorum. Birincisi ne istemiş? İşte intermolecular potential energy decreases. Neden decrease konuşuyoruz bu arada? Hatırla, grafik freezing'e gidiyordu. Yani burada enerjiyi aslında ben burada kaybediyorum yani. Hani freezing çözünü unutma, kazanmamı kaybetmemi, tam tersi artardı diyebilirdin eğer grafik katıdan sıvıya olsaydı, potansiyel artar diyecektik. Burada ise potansiyel azalır. Yani moleküller birbirine yaklaşacak. Hani buradaki sıcaklık transfer oluyor sıvıdan. Peki ne oluyor sonra? Kinetik enerjisi değişmiyor. Does not change mutlaka vurgulam. Neden? Çünkü temperature is constant diye herhalde devamında da onu söylemen gerekecek. Temperature constant deyip işte temperature işte average kinetic energy of the particles gibi açıklamalar koyarak soruyu güçlendirebilirsin. Bakın 3 puanlık açıklama. Dolayısıyla burada düzgünce bu söylediklerimi illa bunun istediği gibi değil ama kendi fiziksel becerinle yazman gerekiyor. Geldik son aşamaya. Calculate the mass of the oil that remains unfrozen. Yani abi eritiyorduk ya burada. Burada liquid'ti, burada solid'ti. Daha doğrusu hani katı hale çeviriyorduk, pardon. Freezing yapıyoruz. Ne kadar kalır? Şimdi elimdekine bakıyorum. Hocam ML kısmı burada. Q eşittir M times L yapacağım. Buradaki Q ne kadar? İşte 30 dakikayla, çünkü top 60 dakika soruyor. Yani buraya geldiğimde ne olur soruyor. Şimdi burada 30 dakika bana benden ısı aldı. Hani ne kadar aldı? Yine power Q over time gibi düşünüp Q'yu da buradan power çarpı time yaparak power aynı 15, time yine 30 dakika. Yani aslında buradaki 30, bu da 30. Aynı enerji. Yani burada da yine 2700 Joule'lük enerji benden alınıyor. Yani burada da 2700 var. Ama bu 2700 acaba ne kadarlık bir kütleyi donduruyor? Yani ne kadar yağ katı hale getiriyor? Onu bilmiyorum. Onu bulacağım önce. M times L yazacağım. L neydi? Bakıyorum hemen sorudan ona. 130 kilojoule diyor. Bakın 130, bu 27.000. Bu 130 kilojoule çarpı 10 üzeri 3. Şu üçleri atarsak buradaki mass'in 27 bölü 130'dan yaklaşık 0.21 kilogram olduğunu buluruz. Bu neresi peki hocam? Buradaki çözdüğümüz mes, yani katı hale geçirdiğimiz, yani bu kadarını solid yapabildik. Peki elimizde ne kadar vardı başlangıçtan? Bir ona bakalım. 0.32 kilogram vardı. O zaman remain'i bana soruyorsa 0.32'den 0.21'i çıkartırsam 0.11 kilogramlık bir yağ sıvı halde kalacaktır 60 dakika sonunda. Evet, aşama aşama güzel giden bir soru. Çok standart bir sorudur. Umarım anlamışsınızdır. Geldik dördüncü soruya. Dördüncü soru bakın bir dalga sorusuyla başlıyor. İki tane sound wave üreten bir speaker var. Bir tane P noktası verilmiş. Same amplitude, amplitude'ların aynı olduğunu söylüyor dalgaların. F
frekansını vermiş ve buradaki mesafeler belli. Şimdi öncelikle ne sorduğuna bakmadan biz bir lambdayı bulalım. V eşittir lambda f ve dolayısıyla buradan lambdayı çekersem V bölü f'den V'si 340, frekansı 850 Hz vermiş. 340 bölü 850'den lambdasının yaklaşık olarak 0,40 metre olduğunu bulduk. Şimdi bu bize ne söyleyecek hocam? Bu bize oraya hangi dalganın geldiğini, yani dalga tepesi mi, crest mi, trough mu ya da işte bu path difference'dan neyin geldiğini söyleyecek. Bakalım ne istiyor. Deduced minimum intensity of sound at point P. Orada minimum olduğunu gösteriyor. Aslında bize kopyada veriyor. O zaman path difference'a bakıyorum hocam. Path difference nasıl bulunuyordu? İkisi arasındaki yol farkı. Yani PA ile PB arasındaki. Yani burada PB daha büyük gibi gözüküyor. PB'den PA'yı çıkarsam ne kalıyor bakalım. Ne var burada? 24,3'ten 22,5'u çıkarırsam ne yapar? 1,8 yapar. 1,8 metrelik bir path difference var. Yani buradan gelen dalgalarla buradan gelen dalgalar arasında bir path difference 1,5. Dolayısıyla bu 1,5'luk path difference 1,8'lik path difference 0,40'lık bir lambda'da nereye karşılık geliyor? Yani buraya lambda'nın tam katı mı, buçuklu katı mı? Zaten minimum olduğunu söylüyor. Hani buralarda biraz kopya almalısın sorudan. Bir bölelim 1,8'i 0,4'e. Yaklaşık olarak kaç yapar lambda'nın tam çıkmıyor gibi. Bölersek 4,5 gibi çıktı. Yani lambda'nın 4,5 katı çıktı. Demek ki burada lambda'nın buçuklu katı çıkmışsa burası minimum nokta, buçuklu olduğu için minimum nokta ya da buraya constructive değil, constructive neydi pardon ters söylüyorum, constructive yapıcıydı. Burada minimum olduğuna göre destructive bir interference, destructive interference olduğunu söylemen lazım. Yani burada 4,5 lambda ne demek? 9 tane lambda bölü 2 var demek. Yani crest trough arasında 9 tane böyle parça var anlamına geliyor. B şıkkında ise P'den Q'ya doğru mikrofon hareket ettiriyormuş ve dinliyor. Hani burada maksimum ve minimumları predicted variation of detected intensity'den bahsediyor. Şimdi bakın burada ne bulmuştuk? Aslında bunu söylemiştim. Minimum yani destructive bulmuştuk. Tam center'a gelse buradaki path difference yani buradaki mesafe path difference 0 çıkacak. Yani ortası da maksimum çıkacağını biliyorum. Minimumdan maksimuma gelecek. Bunları böyle vurgulaman lazım. P'nin minimum ve Q'nun maksimum olduğunu. Sonra ne yapacağım? Kaç tane? Şimdi 9 lambda bölü 2 bulduk yani. 9 lambda bölü 2'lik bir mesafe path difference vardı. Dolayısıyla buraya 4,5 lambda denk geldi. Yani ben burayı çizdiğimde şöyle dikkatli çizmeye çalışacağım. Düzgünce çizebilirsek. Şimdi yukarıdaki arkadaş şunları kırmızılar minimum olsun. Bu minimum. Bu P noktası. Bir tane maksimum. Max. Bir tane daha minimum. Şimdi 4,5 lambda mesafe olduğu için burada sıfıra geliyor. 4,5 lambda'dan sıfıra kadar ineceğim. Doğru çizebilirsek. Bir tane burası minimum. 1, 2, 3. Max bir hesaplamam lazım. Burası da minimum. Şimdi şöyle yapalım. Minimumları kırmızıyla yazalım. Şu maksimumları beyazla yazacağım. Şimdi şöyle düşünün. Yani buralarda maksimum. Buralar maksimum. Buralar maksimum. Center'a tam geldik mi? Şimdi burası 4,5 lambda'ydı. İkisi arası lambda bölü 2. Hani 4,5 4 lambda. Hani burası 4 lambda. 3,5 3 lambda. 2,5 2 lambda. 1,5 o daha varmış. 1,5 sonra 1 lambda. Yarım lambda ve sanki tam şurada sıfıra ineceğiz. Bir daha çizelim yine dikkatlice. Burası minimum. Şimdi sayıyorum. 4,5'tu şurası. Şurası 4,5. Bunun ortası 4. 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 ve 0. Ha, tam ortaya geldim. Burası ne hocam? Burası işte Q. Q bir max. Güzel. Buralar max, buralar min. Ne söylüyor? Dağılımdan bahsediyor. Yani aslında her şeyi çizdik. Bunu çizmeniz bence önemli. Ne oldu? Kaç tane minimum duydu? 1, 2, 3, 4, 5. minimumu duyuyor. Ondan sonra hani
P'de duymuşken bundan sonra 4 tane duyacak. Maksimum da maksimumlar da kendi içinde. Şurası 1, 2, 3, 4'er tane. Burada 4 tane maksimum, 4 tane minimum duyarak buradaki mikrofon P'den Q'ya gelmiş olacak. Yani burada minimumların yine ters söylüyorum, distraktif maksimumların da konstruktif olduğuna dikkat etmelisin. Buradaki olayın superposition olduğunu, yani iki tane wave'in, şöyle gelen iki tane wave'in, bir bu geliyor, bir de bu geliyor. Bunlar birleşip bir maksimum oluşturuyorlar. Bir de bunların arkalarından gelen neler var? Aslında bunlar bir wave olduğuna göre etraflar var. Etrafla crest de birleşince etraflar, crestler. Trafla kresten de minimum geldiğini aslında anlaman gerekiyor. Yani burada bir double slit olayı yok. İki tane source'un karşılıklı olarak wave'lerinin karşılaştığı, yani superposition yaptığı bir screen var diyebiliriz. Evet, C şıkkı. Ben de both loudspeakers are operating. Şimdi intensity soruyor bakın arkadaşlar. Intensity. Şimdi ben tavsiyem intensity orantılı amplitude'un karesini bilmen lazım. Bunu bilmezsen bu soru gider. Şimdi ne soruyor peki? Q'daki I0 diyor. Q'da ne vardı Q noktasında? Ortada maksimum vardı. Yani konstruktif olan vardı. Yani hocam, yani şu bir tane bir amplitude buradan geldi. Diğer amplitude buradan geldi. Bu ikisi tam Q noktasında bir maksimum. Yani burası A dersem, buna da A dersem, burada 2A'lık bir amplitude oluşturdular. O zaman Q'daki amplitude 2A ise, Q'daki intensity 0 demiş buna. 2A'nın karesiyle, yani 4A kare gibi, yani 4I diyebiliriz. Bir intensity'ye sahip. Devam edelim. Loudspeaker B is disconnected. Yani B'yi kapattı, sadece A kaldı. A'nın amplitude'una da I0 demiş yine Q'da, ama fark etmez, artık Q'ya bir tane geliyor anlamına gelir. Yani A'nın amplitude'u demek sadece A'nın karesi demek. Yani A'nın karesini I kare demeyelim, direkt I diyelim. Bir tane dalganın amplitude'u demek. O zaman A'nın Q'ya oranı, I0 oranı, A'daki I ise, Q'daki 4I ise, buradaki cevabın 1 bölü 4 olduğunu bulmanızı bekliyor sizden. Yani buradaki temel bilgi amplitüdün karesiyle intensitenin orantılı olduğunu kullanmanız. Dördüncü sorunun D şıkkı, yeni bir parça. Bakın hani parça parça gidiyor. Burada da dalgalarla ilgili bakalım ne soracak. Yine bir deney istiyor. Bir loudspeaker A almış, stationary tutmuş. Emit sound frequency 850'lik frekansı yine yayan bir kaynağımız var. Bir mikrofonu, yani sesi duyan bir cihazı moving away from the loudspeaker diyor. Ha, uzaklaştırıyor. Bakın uzaklaştırma var. Bu ne demek? Hemen bunu görmen lazım. Evet, bravo. Doppler olduğunu anlamalısın. Bu bir Doppler sorusu. Doppler efekte ne oluyordu? İşte ya dalga boyu artıp azalıyordu, ya frekans artıp azalıyordu. Hani bir relativistik bir iş var. Peki buradaki relativistik iş neye göre? Speed'in constant olduğunu söylemiş ama şöyle düşün, benim işte A kaynağımdan ses dalgaları çıkıyor. Ben de observer olarak uzaklaşıyorum. Hani detector aslında observer dediğim şey, burada mikrofon. Gözlemleyen kişi. Dolayısıyla buradaki sabit hızlı duruyordu bu. Hani stationary olduğu için bunun hızı sıfırdı. Benim hızım değişik. Dolayısıyla hızlar arasında bir fark oluştu. Yani burada relative velocity açığa çıktı. Relative speed ya da relative velocity diyorum. Çünkü lineer oldukları için ikisi aynı. Peki V eşittir lambda f'te hocam. Demek ki hız arasındaki bir fark söz konusu burada. Demek ki hızın değişimi burada bir frekansa değişime sebep oluyor. Ne oldu? Frekans azaldı. Ne istiyor? Explain why the frequency recorded by the microphone is lower than the frequency emitted by the loudspeaker. Yani loudspeaker'dan çıkan şeyle benim aramdaki neden daha düşük çıktı? Yani frekans azaldığına göre burada hızının arasındaki, yani relativistik hızın azaldığını söyleyebilir. Hızdaki azalma frekansı azaltacaktır. Niye azaldı peki hocam? Çünkü bunlar bana geliyorlardı belli bir hızla, ama ben uzaklaşınca bana daha geç gelmeye başladılar. Yani uzun yolu daha yani aynı mesafe demeyelim ama yol ve zamanın oranı
Daha düşük bir sayı yani daha uzun sürede geldiler bana. O zaman hızının azalması frekansı azalttı diyebilirsin. İkincisi de işte frekansın tanımını kullanabilirsin. Frekans neydi? Birim zamanda iki dalga sayısı. Hani frequency number of wave per second'tı. Dolayısıyla benim zamandaki dalga sayısı yani bana ulaşan dalga sayısı azaldı diyebilirsin. Nokta nokta birkaç açıklama yapılabilir. Hani burada önemli olan Doppler'i vurgulamak diye düşünüyorum. Evet, şimdi Doppler'e geldiğine göre şimdi hesap yaptırmak istiyor ki hareketli V. Şimdi V'yi nasıl hesaplayacaksın? Ne yapıyordun sen burada? Burada source'un var senin. Source'tan dalgalar çıkıyor. Observer olarak sen ondan uzaklaşıyorsun. Frekansın düştüğünü zaten verdi. Hemen de tabletten bakabilirsin. Formüle bakalım. Moving Observer'a bakacağız. He, demek ki formülü yazdım hocam. F üssü eşittir. F çarpı V plus U 0 over V dedim. Artıya da eksi. Şimdi bunları karıştırıyoruz. Yani gerçi 845 çıktığını biliyoruz. Bunun da 850 olduğunu biliyoruz. Azalmış. Ne demiştik azalması için? Toplarsam artar. O zaman çıkarmam lazım. O zaman 340 eksi V. Yani U 0'dan kastımız burada V oluyor formülde. Yani karışmasın diye isterseniz şu an biz U0'ı yazalım sonra V diye. V de burada 340 yani sesin havadaki hızı. Buradan hesap yapıp orantıdan U0'ı yani burada V dediği değeri bakalım kaç buluyormuşuz. 2.0 meter per second olarak bulmuş oluyoruz. Buradaki U0 dediğimiz değerin V olduğunu yani observer'ın hızı olduğunda özellikle şöyle eklemek istiyorum. Evet, standart bir Doppler sorusu gördüğünüz gibi. Evet, dalgaları da bitince geldik elektrik sorusuna. Elektrikle ilgili elimizde ne var? Bir akım. Bakın miliamper olduğunu lütfen dikkat et. Mili olduğu için 10 üzeri eksi 3'ü buraya böyle göstere göstere baştan yaz. Çünkü zaman uzun. Baştan belirtirsen hata yapmazsın. Voltaj. Voltaj da volt olarak verilmiş. I'nın yani akımın potansiyel farkı göre grafiği. Gördüğünüz gibi bir lineer bir grafik değil, bir parabolik bir grafik ve bunun aslında hemen nanomik olduğunu başta söylemem bence avantajlı olacak. Ne istemiş bakalım? Outline Y component X is considered nanomic. Evet, X denen direnç ya da işte bu neyse devre elemanı neden nanomiktir diyor. Burada gördüğünüz gibi birkaç şey söyleyebilirsin. Ohm yasasına uymamasının sebebi not linear yazabilirsin. Ya da hani akımla voltajın değişiminin parabolik olduğunu söyleyebiliriz. Not obeyed the Ohm's law. Nokta nokta bence yani burada önemli olan lineer olmadığını söylemek bence yeterli olacaktır. B şıkkında şimdi almış bu x'i bir variable resistor'ın yanına gördüğünüz gibi variable resistor R var. Şurada değişken bir reostanın yanına bağlamış seri bir şekilde. Onu söylüyor zaten. Buna göre ampermetre 20 miliamperi gösterdiğinde bakın amper devrede seri bir devredeyiz. Dolayısıyla 20 amper 20 miliamperi gösteriyorsa her ikisinden de 20 miliamperlik akım geçip şöyle devreyi tamamlıyor. O zaman gidiyorum grafikte 20 miliamperi buluyorum ve grafikteki voltajı kimin voltajını? Bu x'in grafiğiydi. O zaman x'in voltajını bulacağım. Şuradaki değere bakarsam yani 2,5 ile 2'den 2,5'a biraz daha yakın işte 2,3 volt diyorum. 2,3 voltu yazarsam bu kimin de x'in. O zaman 2 tane voltmetre gibi düşün. Bu V. V2 diyelim. Buna da V1 diyelim. Burada ben V2'nin yani x'e bağlı voltmetrenin 2,3 olduğunu biliyorum. Total voltaj 4 çünkü internal resistance'ın hani ihmal edildiğini söylemesi lazım. Bak burada söylemiş negligible. Dolayısıyla 4 buysa 2,7 volt burada varsa 4 eksi 2,7'den yani V1'in 4 eksi 2,7'den 1,3 volt olduğunu buluyorum. Ne istiyor peki? Term resistance of the variable resistor. Rezistansı istiyor. Yani ohm yasası istiyor. Vur yazıyoruz. V yerine 1,3 yazdım. Akımı biliyorum hocam. 20 miliamper ama unutma. 20 çarpı 10 üzeri eksi 3 yazmayı unutma. Buradan rezistansı da çekersek bakalım kaç çıkıyormuş.
Yaklaşık 85 ohm gibi bir değer çıkmış oluyor. Yani buradaki variable resistor şu anda, yani değişken bir direnç olduğu için 85 ohm'a geldiği anda devredeki ölçümler bu şekilde olduğunu göstermiş oluyoruz. Devamında power istiyor. Power, şimdi normalde eğer bunun bir internal resistance olsaydı, hani internal resistance 0 olduğu için bütün power bu tüketiyor diye düşünebilirsin. O yüzden circuit'teki power, yani burada P1 ile P2 tek tek de bulabilirsin, ama buradaki P'nin P1 artı P2 eşit olduğunu bildiğim için, çünkü bir internal'dan bir kayıp yok. Dolayısıyla power'ı direkt PUF'dan çözüyorum hocam. Akım neydi? 20 mA, hani 20 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı voltaj da bunu alıyorum direkt. 4 voltu alırsam cevabım direkt 80 çarpı 10 üzeri eksi 3 watt çıkar. Bu da 80 miliwatt diye yazabilirsin. Ama aynı hesaplamaları tek tek P1 ve P2 için olup toplasaydın da aynı cevaba ulaşman gerekiyordu. İstersen bir çek edersin. C şıkkında içinde bir potential divider'a bağlamış bizim X elementini, yani bir komponentı. Buna göre ampermetreki değer nedir? Şimdi bakın, burada şuraya getirirse ucunu, ampermetre burada kısa devre yapıp hiçbir şey okumayacak. Ucunu en sona getirirse de aslında şöyle, P ve Q ile aynı yere bağlı oldukları için paralel olacaklar. Paralel olmak ne demek? Aslında bunların voltajının birbirlerine eşit olması, yani voltmetrenin direkt 4 voltu göstermesi demek. Yani o zaman benim grafiğe gitmem lazım. O zaman gel bakalım grafik diyoruz. Yani kısa devre yaptığında akım 0 olacak. 0 amper. Bir de 4 volta bağlandığında, o zaman 0 ile 4 volt arasına bakıyorum. 4 voltta gidiyorum hocam. Bakın 4 volttayken bizim element neyi gösteriyor? 60 miliamperi gösteriyor. Voltaj 0 ise akım da 0. Dolayısıyla 0 ile 60 miliamper arasında bunun akımı değişiyordur diye göstermen gerekiyor. Bence burada önemli olan kısım Q ve P'ye bağlandığında alabileceği maksimum minimum voltajı gösterip ondan sonra grafiğe geçmek. Bakalım devamında ne istiyor? Bu potansiyometreyi S noktasında sabitlemiş. Şimdi bu devredeki ampermetrede 20 miliamper olarak ölçüm aldığını söylüyor. Şimdi burada nasıl bir devre var ona bakalım. Akım buradan çıkıyor. Bir PS var. Yani seri, sonra iki tane paralel var. Önce böyle bir PS parçası var. Sonra iki tane paralel rezistör var. Bunu niye çiziyorsun hocam? Çünkü sen devredeki akımın nasıl dolandığını ve ne ürettiğini görmen lazım. Şimdi devre böyle 4 volt. Buradan bir akım çıkıyor. Burası bakın PS. Burası da üstteki bizim X. Alttaki de SQ gibi görebilirsin. Şimdi 20 miliamper nereden geçiyor? 20 miliamper bizim X'ten. Buradan 20 miliamper geçiyorsa alttakinden ne geçecek bilmiyorum. Onu atıyorum. I 0 diyorum. Burası da I diyorum. Ne oldu I'ya? I denen akım şimdi I 0 artı 20 miliamper oldu. Yani devrenin gerçek akımı, total akımı 20 miliamperden büyük çıktı. Bu önemli. Explain without further calculation diyor. Power transfer potential divided by energy. Hani B'de biz ne bulmuştuk power'ı? 20 miliamperle 4'ü çarparak direkt power'ı bulmuştuk. Şimdi ise devrenin akımının 20 miliamperden büyük olduğunu bulduk. O zaman yeni power PUF yaptığımda buradaki hani I 0 artı 20 miliamper olduğu için bu power'ın B'deki power'dan büyük olduğunu söylemem gerekiyor. Şimdi 3 puan vermiş, o zaman ne diyeceğim? Birincisi, toplam akımın 20 miliamperden büyük olduğunu söyleyeceğim cümle olarak. İkincisi hocam, ikincisi power dediğim şey hani akımla voltajın çarpımı. Dolayısıyla akım arttıkça voltaj, yani toplam voltaj aynı. Dolayısıyla akım arttıkça akımla voltajın çarpımı power'ı daha büyük bir sayıya getirecek. Veya hani ne diyeceğim, buradan 20 miliamper gidiyorsa buna da bir amper gidecek. Dolayısıyla buradan bir güç hesabı yaptım, buradan da bir güç gelecek. Dolayısıyla toplamdaki güç artacak gibi açıklamalar kullanarak devreyi tamamlaman gerekiyor. Evet, 6. soruya geldik. 6. soru, bakın bir fission reaction gözüküyor. Uranyumun parçalanması, bir nötron geliyor ve yeni yeni parçacıklar açığa çıkıyor, işte yeni elementler. Detaylı bilgi verilmiş.
State what is the meaning of binding energy of nucleons? Nükleus diye söylemiş. Yani burada cevabı açmışım ama enerji required to complete separate the nucleons cevabını vermemiz lazım. Yani burada amaç binding enerjinin tanımı neydi binding enerji? Bir tane çekirdeği parçalamak için gerekli olan enerji. Mesela burada uranyum parçalamak için ne kadar enerji gerekli? Birazdan onu soracaktır diye düşünüyorum. Devamında evet bakın küçük küçük sorular başlıyor birer puanla. Outline why quantities such as atomic mass and nuclear binding energy often express non-SI units. Evet gördüğünüz gibi SI kullanmıyoruz da niye işte U kullanıyoruz, neden mega elektron volt kullanıyoruz gibi ifadeler var. Neden de bunlar? Çünkü biz bakın bir tane atoma bakıyoruz, bir tane çekirdeğe bakıyoruz. Bir çekirdeği parçalıyoruz, bir molü ya da bilmem kaç tane değil. Yani aslında biz çok küçük işler kullanıyoruz. O yüzden işte very small particles ya da very small numbers for this quantities gibi bir açıklama yazılabilir. Dediğim gibi çok fazla da zaten bir puanlık şeyde senden bekleyen şey bu düzeyde olması gerekiyor. Evet, şimdi gelelim esas burada enerji hesabı kısmına. Yine bir puan vermiş ama şu an dediği için hani hazır dataları verdim ben sana diyor. Bakın tekrar koydum tabloyu. Lütfen dikkat et. Bakın binding enerji per nükleon hani bir tanesi için. Uranyum 235'i vermiş. O zaman 235 ne yapacaktık? Reactant ve product'a bakacaktık. O zaman burada reactant'taki ve product'taki enerjiler hani reactant ve product. O zaman product'tan reactant'taki enerji çıkaracağım. Product'ta ne var hocam? Yani neler çıktı? İşte şu iki arkadaş çıktı. Çünkü burada binding enerji olduğu için parçacıklara bakmaman gerekiyor. Yani çekirdeğe bakman gerekiyor. 140 tane bundan varmış. Bunun nükleonu 140 taneymiş. O zaman geliyorum. 140'ın neydi? 829. O zaman 140 çarpı 8,29 mega elektron volt çıktı. Artı bir de şu çıktı. 94 bununki. Per nükleonu vermiş. Bu o zaman 94 tane. 8 0,59 yazdım. O da şuradan. Nötronları yazmıyorum. Çünkü ben enerjiye bakıyorum. Geri kalan nötronların sahip olduğu kinetik enerjiye değil. Hani bunu parçalamak için gerekli enerji. Yani definition'a bakıyorum. Minus reactant'ta ne var? İşte uranyum var hocam. Uranyumu U'lu da vermiş ama U'yu herhalde başka bir yerde kullanacak. Burada bir puanlık soru için sadece 7,59 vermiş. 235 olduğuna göre 235 çarpı 7,59 yaparak buradaki cevabın yaklaşık 180 mega elektron volt olduğunu bulmanızı bekliyor. Bir puanlık soru ama lütfen hani sorunun devamı için önemli bir işlem hatırlamanız önemli. Evet, devamında şimdi nükleer power station'a bağlı. Aslında biraz da 8. chapter'a gönderme yapıyor. Uranyumu parçalarken diyor ki assume the every fission reaction uranyum işte 180 az önce bulanmıştık bir tanesi için her bir reaksiyonda. Estimate in joule per kilogram in specific energy. Yani spesifik enerjinin bakın burada kullanımını veriyor. Ama aslında birimden yola çıkabilirsin. Joule bölü kilogram istiyorum ben. He, o zaman benim enerjim neydi? Yani enerjiyi mese böleceğim hocam. Enerjim neydi? 180 mega elektron volt. Mega 10 üzeri 6. 180 çarpı 10 üzeri 6. Çarpı elektron volt istemiyor. Joule istiyor. O zaman 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 ile çarpı bunu joule yapacaksın. Bölü mass. Yani bir tane uranyum için baktık ne veriyor? 235 U diyor değil mi? Ama U neydi hocam? Hemen data booklet'ten bakıyorum. Bak kilograma çevrilmiş hali. He, o zaman bu 235 çarpı 1 nokta işte 1,6 desek çarpı 10 üzeri eksi 27 kilogram. Gördüğünüz gibi joule bölü kilogramı elde edeceğiz. İşte bunu TI'ye güzelce yaptırdığımızda 7,4 çarpı 10 üzeri 13 joule bölü kilogram yazmamız gerekiyor. Yani nükleer sorusunu 8. chapter'la bağlayıp güzel bir soru demiştim. Çok basit. Bakın sadece birim analizi yaptığınız bile bir soruyu çözebilirsiniz. Lütfen dikkatli olun. Evet, devamında ne istiyor bakalım? Bir power output'u vermiş, efficiency vermiş. Bizden ne kadarlık bir kütleye ihtiyacımız olur. Şimdi efficiency'yi bir hatırlamamız lazım. Bakın bir mekanik chapter'ında gitti. P output bölü P input'tu. Input sisteme ben bir şey veriyorum. Ondan da dönüşü alıyorum. %36 ise işte 0,36 eşittir. P out'u vermiş. Kaçtı P out onu yazalım. P out 1,2 idi. 1,2 gigawatt olduğunu bölü
P-in yazarak buradan P-ini bulabiliriz. Şimdi bu bir günlükleri için bunu hemen bir sayıya çevirip ona göre biz P-in'i bulalım. P-in for one day diyorum. Çünkü bir günde P-in'le time'ı çarparak ben onun sistemdeki enerjiye ne kadar girmesi gerektiğini bulacağım. Çünkü bütün işlemi enerji üzerinden yapacağım. Yani şu P-in'i ne bulduk? 1.2 gigawatt bölü 0.36 buradan alırsak P-in'i 1.2 bölü 0.36 bu gigawatt olarak. Şimdi gigawatt'ı 10 üzeri 12 yaptım. Watt'a çevirdim. Şurası watt şu an. Time'la çarpacağım bir gün için. Bir gün hocam 24 saat. 24 çarpı 1 saat 60 dakika çarpı bir daha 1 dakikada 60 saniyede işte ne oluyor? Çarpı 24 çarpı 60 çarpı 60 yaparsam ben bir gün için almam gereken yani sisteme girilmesi gereken enerjiyi bulmuş olacağım. Bu işlemi yaptığımızda bakalım ne çıkıyor. 2.9 çarpı 10 üzeri 14 joule yapıyor. Çünkü wattı saniyeyle bu time saniyeye aldığımızda watt çarpı second joule'ü verdi. Bu joule cinsinden değeri. Şimdi bize mass lazım. Şimdi bunu mass olarak devam ettirelim bakalım. Peki mass'i nereden bulacağız? Spesifik enerjiyi bulmuştuk. Spesifik enerji ne bulmuştuk? Hani bilgileri kullanmamız lazım. 7.4 çarpı 10 üzeri 13'tü galiba. Joule bölü kilogram. 1 kilograma karşılık gelen joule. Dolayısıyla joule'ü de biliyorsak kaç kilogram olduğunu bulabiliriz. Joule'ü ne hesapladık az önce? Yani az önce sistemdeki enerji in kaçtı? 2.9 çarpı 10 üzeri 14 joule'dü. Joule bölü kilogram kilograma bulacağız gibi düşünün. Yani joule'ü kilograma böldüğümüz yani 2.9 çarpı 10 üzeri 14 joule'ü mese böldüğümüzde 7.4 çarpı 10 üzeri 13 çıkacakmış. O zaman buradaki mesi bulmak için de 2.9 çarpı 10 üzeri 14'ü 7.4 çarpı 10 üzeri 13'e böldüğümde ben karşıma kütleyi bulmuş olacağım. O da yaklaşık 3.9 kilogram yapmış oluyor. Yani bir günlük enerji için gerekli bu enerji için 3.9 kilogramlık uranyumun füzyon reaksiyonuna girmesi gerekiyormuş. Evet, devamında ne istemiş? Bakın fosillerde 30 megajül per kilogram diye vermiş. Ha, bizimkisi kaç çıkmıştı hatırlayın ne kadar yüksek. Hani suggest with reference your answer to be yani işte nedir? Yani bunun cevabını açıyorum ama hani cevabı bulduktan sonra hani spesifik enerjiyi bulduktan sonra karşılaştırmasını yapabilirsin. İşte burada çok daha verimli olduğunu, çok daha yüksek enerji ürettiğini nükleer reaksiyonu yani fosil fuel'e göre bunu söyleyebilirsin. Ne yazmış? Specific energy of uranium is much greater than the. Evet yani burada B'de bulduğun açıklamayı yani değeri 30 megajoule per kilogramla karşılaştırıp aralarındaki farkı böyle vurgulaman gerekiyor. Oldukça bulduktan sonra açıklaması kolay olsa gerek. Evet, devamında da yine başka bir reaksiyon, bir beta minus var. Bakın aynı soru içerisinde hala beta minus dikey verilmiş. Bununla ilgili yine küçük küçük sorular soruyor. Oldukça uzun bir nükleer sorusu gördüğünüz gibi. Buna göre proton sayısı nedir? Hocam bak buradakiler protondu 38. Bu elektron çıktı. Ha, elektronun beta minus'ta şu altında eksi 1 olduğunu ya da hani şöyle beta eksi 1 0 yazdığını düşünürsen bu antinötrino 0'a 0 o zaman x'in altında 39 olmalı ki yani girenler 38. Burada 39 eksi 1 olmalı ve o yüzden x'in proton sayısı, x'in number of protonu 39'dur demen gerekiyor. Ya da beta minus biliyorsan işte proton sayısını 1 arttırıyordu zaten deyip de açıklayabilirsin. Ama sadece bir puanlık soruyu 39 yazsan yetecektir diye düşünüyorum. Devamı yine bir nükleer sorusu. Bu sefer bakın MS time grafiği verilmiş. Half-life artık sormaya başlayacak. State half-life of hani half-life'ını soruyor zaten hani verilen parça. Grafik belli. Bir girdim. 0.5'e düştüğümde yani yarıya indiğimde kaç ne kadar süre geçmişi okuyorum. Yani grafik okuma sorusu. Bak okudum hocam. Time'a dikkat et. O zaman 75 saniyedir diye yazman yeterli. Evet, 10 dakika sonra ne kadar kalır diye soruyor. Şimdi birkaç yöntem var ama ben şu formülü kullanmak istiyorum. Hani n eşittir
n0 çarpı e üzeri eksi lambda t'yi kullanacağım. Ama n0 değil hocam, burada mes istiyor. Grafik mes'e göre o zaman m yazarım buna. Burada m0 yazarım. Aslında bir problem yok. E üzeri eksi lambda t. O zaman burada bu lambda'ya ihtiyacım var. Bu neydi? Decay constant. Yani ln2 bölü half-life'ti. Hatırla bunu. Ln2 bölü half-life'i 75 saniye bulmuştuk. O zaman buradan lambda'mız belli. Şimdi bu m ne? Kalan. O zaman m'i yazdım buraya. M0 1 başlamıştı grafikte. E üzeri L2'ye time. Time neydi hocam? 10 dakika. 10 dakika 10 çarpı 60'tan 600 saniye yaptı. Şimdi bunları yerine yazarsak, yani E üzeri eksi ln2 bölü 75 çarpı, bununla time'la çarpıyorum, 600 diye. Yani ister bir toplu halde T'ye yazabilmen için yazdım. Buradan cevap ne çıkıyormuş? Onu hemen aktaralım. 3.9 çarpı 10 üzeri kaç yapıyor? Eksi 3 kilogram olarak yazmış oluyorum. Burada decay constant'ı bularak yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet, sırada 7. sorumuz var. Bir simple harmonic motion gözüküyor, bakalım. Vertical solid var. Evet, bir su üzerinde şöyle denge var mı? Dışarıdan bir kuvvet itiyor. Çok uzatmıyorum hikayeyi. Dışarıdan bir external force'la itiliyor ve x kadar bir displacement'la suyun içine batıyor. Bıraktıktan sonra bu vertical force'la displacement arasındaki ilişkiyi vermişse, bakın bu çok önemli. Buradaki rho density A cross section area gözüküyor. G de G. Dolayısıyla şimdi bakalım bununla ilgili neler istiyor bizden. Outline wide cylinder perform simple harmonic motion. Evet, SHM'in kuralı neydi? SHM acceleration is orantılıdır minus x diyorduk, hatırlıyor muyuz? Hani hatta bunun daha sonra da a eşittir eksi omega kare x olduğunda, bunların birer vektör olduğunda kullanacağız soruda. Burada acceleration yok ama force denklemi var. İşte force orantılıdır eksi x gözüküyor. Dolayısıyla burada external force ya da nasıl diyeyim, buradaki dış kuvvet neyse, force is directly proportional to displacement desek herhalde yeterli olur, veya direction'ın da opposite olduğunu söylemek bizim için SHM kuralı için yeterlidir demeliyiz. Buradan bir puan almalıyız. Sonra devamında ne istiyor bakalım. B şıkkında da show that the angular frequency. Şimdi sayılar vermiş, sayılara bakmıyorum ben. Neye bakacağım? Şimdi elimdeki denkleme bakacağım. F eşittir eksi kx'ti ama k'lı bir değil, bu yay yok hocam burada. O zaman F eşittir ma çözüyorsun. Ma'yı vermiş hocam. A ne? İşte eksi omega kare. O zaman şöyle yazarsak eksi rho a g x vardı onun verdiği formül, eşittir m çarpı a da simple harmonik olduğuna göre eksi omega kare x'i koydum. X'lerin gideceğini göreceksin. Dolayısıyla bize ne istiyor? Omega. O da omega'yı bir çekelim bakalım abi buradan. Rho var, a var, x'lerin de gittiğini gördün. X'ler de gitti. Rho a g'yi m'e böleceğim. Bu v kare olduğu için, hani omega kare kök içine alacağım. Bunları tek tek yerine yazarsak rho'su neymiş? Density vermiş işte. 1.03 çarpı 10 üzeri 3. SI mı diye bakıyorum. Evet, kilogram metreküp. Eğer ya bu cross section area, onu da vermiş metrekare cinsinden. 2.29 çarpı 10 üzeri eksi 1 gözüküyor. Çarpı g 981 aldım. Bölü mass kaçmış? 118 kilogrammış. 118 kilogram diye koyup köke vurduğumda buradaki omegamız ne çıkıyormuş bakalım. Hani 4.4 çıkacak mı diye bir kontrol ediyorum. Evet, yaklaşık 4.43, yani 4.4 radian per second çıktığını gösterebiliriz. Devamında ne istiyor? Initial push down a distance x 0.25 metre. Maximum kinetik enerji. Şimdi maksimum kinetik enerji için işte 1 bölü 2 m çarpı v max'ın karesini kullanacağım. Dolayısıyla kinetik enerjinin maksimum değeri için V max'a ihtiyacım var. V max'ı simple harmonic motion'da omega çarpı artı artı eksi omega x max kare eksi x kare gibi bir denklemle ispatlamıştık. Bu da tabuklette de var diye biliyorum. Burada x'e 0,
maksimum olduğunda x'i 0 alıyoruz. Bu çekildiği de hani x 0 neresi? Tam ortadan geçerken gibi düşün. Hani şuradan geçerken x eşittir 0'dan geçerken hızı maksimum oluyordu. Ama buradaki x değerimiz gördüğünüz gibi 0. Ama x max neresi? Hocam işte en fazla çekildiği nokta. Ne kadar çekilmiş bu? 0,25. Omega'yı bulmuştuk. O zaman yerine yazıp hani kinetik enerji eşittir 1 bölü 2 çarpı m çarpı. Bunun karesini alırsam omega kare çarpı x max kare yapıyor. Değerleri yerine koyacağım. 1 bölü 2 118 çarpı omega'yı 4,4 bulmuştuk karesi. X max da 0,25'in karesi dediğimizde karşımıza bizim 71,4 joule gibi bir kinetik enerji çıkmış oluyor. Evet, devamı çok sevilen bakın bir enerji sorusu yine. Bu paper 1'da da vardı. Kinetik enerji zaman grafiği. Az önce kinetik enerjinin maksimumu ne oldu? Kinetik enerji 1 bölü 2 mv kare. Dolayısıyla v'nin aldığı maksimum biliyorum. Az önce 7,1 diye buldum. V kareye bağlı olduğu için negatif olma ihtimali yok arkadaşlar. O zaman ne yapıyordu? 2 kere pik yapıyordu. Bir tanesi tam periyodun yarısında. O zaman ben şöyle düşünürsem burası periyodu, burası da yarısı. Burası da t bölü 2. Yani kenardan bıraktık. Yani gözünün önüne çizebilirsin. Burası x eşittir 0 yeri. Bu kenardan bıraktım. Hani bir cisim gitti ve geri döndü. Şuralarda burada bir v max yapacak. Burada dönüşte de bir v max yapacak. O zaman başta 0. Şurası dönüş. O zaman burada bir pik yapacağım ben. İniyorum. Sin kare grafiği gibi aslında da. İkinci piki yapıp bir daha iniyorum. Hani mükemmel çizemesek bile şunu göstermemiz lazım. Hocam şu maksimumlar her ikisi için işte 7,1 diye bulduğumuz joule. Ama unutmaman gereken şey şu. Hani negatif olmaması gerekiyor. Ve tam yarısında yine sıfıra ulaşıp iki tane pikte yani t bölü 4t ve 3t bölü 4t maksimum kinetik enerjiye ulaştığını göstermemiz gerekiyor. Geldik 8. soruya. Bu da bir 10. chapter sorusu gibi gözüküyor. Bakın bir field sorusu. Pozitif bir charge'mış. Yani buradaki onun artı olduğunu şöyle özellikle belirtelim. Ama zaten elektrik field line'ların dışarı olduğunu görünce sen bunun artı olduğunu anlaman lazım. Explain why electric potential decreases to be. 2 puanlık bir soru bakalım ne istemiş. O zaman işte potansiyel formülü yazarak yapsak bence olur. KQ bölü R idi. Şimdi bu pozitifse o zaman R artarsa potansiyel azalır. Demek ki A'dan B'ye gittiğim zaman distance artıyor. Distance arttığı için distance artarsa potansiyel azalır. Çünkü Q da pozitiftir özellikle vurgulamalısın. Çünkü Q negatif olursa tam tersi olacaktı. Bunu yazsam veya bir sürü versiyonu da türetebilirsin. Bence yeterli olacaktır. Devamında grafik istemiş. Bakın bir potential R grafiği. Şimdi çok önemli bir şey vardı bu kürede. Kürenin içerisindeki potansiyel, bunu burada özellikle hatırlatayım. İçerideki potansiyel tamamen surface'a eşitti. Elektrik field ise içeride sıfır oluyordu. Yani içerideki herhangi bir noktanın potansiyeli sanki yüzey potansiyeliymiş gibiydi. O zaman sıfırla R ne demek? Şurası inside demek. Inside'da potansiyel sabit ve o da K hani ve dediğimiz surface'teki değer K çarpı büyük Q bölü R kadar. Sonra ne olacak? KQ bölü D olacak. Hani yeni mesafede. Ve giderek D arttıkça da azalacak. Çünkü pozitif bir küre bu. O zaman kürenin yarı çapına kadar içeride kürenin potansiyeli maksimum ve bu potansiyel de surface'teki potansiyel kadar. Yani karşılığı da hatta işte KQ bölü R. Sonra da 1 bölü D'nin grafiği. 1 bölü D'nin grafiği de şöyle bir şeydir diye çizebilirsin. Hatta buraya 1 bölü R grafiği gibi de yazabilirsin. Burada önemli olan kısım herhalde yarı çapı kadar yani içeride sabit olduğunu göstermek. İkinci puan da 1 bölü R'nin grafiğini düzgünce çizmek ve sıfıra temas ettirmemesi. Çünkü R sonsuz olduğunda bu sıfıra gidecek. Bu tabii ki bir matematiksel bir sonsuz değil, fiziksel bir sonsuz diyebiliriz. Evet, bundan sonra hesaplamalar var. Neler vermiş bakalım. Bir protonu bırakıyor A'dan A'da bırakıyor. Ha, artı artı iteceği için protonu artıdan A'dan B'ye gidecektir. Ne kadar iş yapıldığını vermiş. Çok kolay bir soru. Çünkü bir puanlık soruda girip de hemen databook'a bakacaksın. İşi vermiş. O zaman potansiyel farkı soruyor. O zaman potansiyel fark birim yüke etki eden
İşte dolayısıyla yükü belli, proton işte belli. O zaman 1.7 çarpı 10 üzeri eksi 16 jülü. Yük protonun yükü ne hocam? Bakabilirsin. Elektronun yükü ne eşit? Artı 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 kulondu bu. Yani 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19'a böldüğümde buradaki potansiyel fark 1.1 çarpı 10 üzeri 3 volt çıkmış oluyor. Her şey SI olduğu için joule ve kulomb. Dolayısıyla cevabım hemen volt olarak karşıma çıkıyor. Evet, C şıkkının devamında buradaki kürenin yükünü soruyor. Tabi burada A'nın ve B'nin yerini hatırlamam lazım. Hemen C şıkkının başına gidiyorum. A neymiş? Şuradaki mesafe. Hani buraya RA diyorum. 5.0 çarpı 10 üzeri eksi 2 metre. B de RB de B'nin olan uzaklığı. 1.0 çarpı 10 üzeri eksi 1 metre. A'dan B'ye getirdiğinde potansiyel farkı biliyorum. Dolayısıyla burada ikisinin potansiyeli nasıl hesaplanır? A'nın potansiyeli K çarpı Q bölü RA idi. B'nin potansiyeli K çarpı Q bölü RB idi. Potansiyel farkı bulduk hocam az önce işte 1.1 çarpı 10 üzeri 3 volt diye. Yani delta V'yi. O zaman K çarpı K yerine bu ikisini birbirinden çıkaracağım. K yerine 8.99 çarpı 10 üzeri 9'u yazacağız. Bunu da tabukletten. Q'yu bilmiyorum. 1 bölü birazcık şunu küçültelim. 1 bölü RA eksi RB gibi bir değer olacak. Q'yu şuraya yazdım. B eksi A yapacağım. Yani A'dan B'ye götürdüğüne göre final exponential B'ninki. B zaten daha büyük. 1 10 üzeri eksi 1 eksi 1 bölü 5.0 çarpı 10 üzeri eksi 2 yaptığımızda buradan pay deşleyip Q çekmek kalacak. Burada negatif bir şey buluyorsan da mutlak değerde yapmanı tavsiye ediyorum. Çünkü burası bir potansiyel fark. Hani buraya bir mutlak değere koyup yapabilirsin. Çünkü senin yükünün pozitif olduğunu başta biliyordun sen. O yüzden yükü negatif bulmamalısın. Yapılan işlemi çek edersen buradan Q'nun yaklaşık olarak 1.2 çarpı 10 üzeri eksi 8 kulon olduğunu bulabilirsin. Çözümde 5 ile 1'i ters yazmış olabilir ama unutmayın burada hani kimin iş yaptığıyla alakalı bir durum. Siz o yüzden mutlak değerde yazın. Q'nuzun artı olduğunu bulacaksınız. Evet, son kısım bir puanlık. Hani suggest why the scientists develop common terms for describe different types of field. Yani burada bir electric field var, bir de gravitational field var. Electric field ile gravitational field tabii potansiyel oluşturuyor. O zaman yani similarity'ler var burada. Similarities of fields diyebilirsin. Ya yani bunun nerede bu similarity'ler? İşte electric field K Q bölü D kare gravitational field da işte G M bölü D kare ya da R kare diyebilirsiniz. Yani burada biraz formülleri de analiz edip formüllerin birbirine benzemesi özelliklerinin de birbirine benzediğini gösteriyor. Sadece bir directional farklar çıkabiliyor ama kavramsal boyutta ikisi de field'tan açığa çıkan potansiyeller olduğu için böyle bir benzerlik olduğu söylenebilir diye düşünüyorum. Evet, 9. soruyu atladık çünkü sınava dahil değil diye. Yani elektromanyetik induction yok. O yüzden şimdi son soruya geçtik. Son soru bir 12. chapter sorusu gibi duruyor. Matter waves işte fotoelektrik hepsi yer alabilir. Ne vermiş? De Broglie dalga boyu ile ilgili bilgi vermiş. Show that diyor bir yani bir puan sanki yanlış hatırlamıyorsam. Dalga boyunun boyu. Yani formülü kullanmayı soruyor. Hc bir sabit. Enerjiyi de sana vermiş. Yerine koyma sorusu. O zaman lambda eşittir. Hc bölü E yapacağım. Dikkat edeceğim. H yerine 6.63 müydü? Çarpı 10 üzeri eksi 34. C ışık hızı 3 çarpı 10 üzeri 8. Bunlar şu an SI kullandım. O zaman aşağıda SI yapacağım. Elektron volt kullanmayacağım. Elektron voltu joule geçmem gerekiyor. O zaman 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 ile çarpıp joule geçiyorum. 4.2 çarpı 10 üzeri 8'den. Buradan yaklaşık diyorum şu anda. Bir kontrol edersiniz. 10 üzeri eksi 15 metre çıktığını bulabiliriz. Bu de Broglie wave'den işte meter waves'in yani elektronun da etrafında bir dalga yaydığını ispatlayan aslında önemli bir deney. Evet, sorunun devamında elektron beam gönderiyor. Yani normalde bu diffraction deneyi çünkü bir beam gönderiyorsa nereden anlayacağım peki diffraction olduğunu? Şimdi nükleer radius'a gönderiyor. The beam direct left sample cover. Detector placed belli bir açıda dedektör orada bir normal yöne göre bir sapma gözlemleniyor. Teta sıfırdayken minimum intensity diyor. Ha, şimdi normalde
maksimum intensity, minimum intensity laflarını biz wave'lerde kullanıyorduk. Çünkü wave'ler diffraction yapıyordu. Superposition, hani diffraction ve superposition'ı double slit'te ve single slit'te yapmıştık. Peki bununla ne alakası var? Hani demek ki biz hani elektronun matter waves ispatından geldik ya de Broglie'de. Demek ki elektron beamleri de, yani bir sürü elektron da sanki bir wave gibi davranmaya başladı. Bu önemli olsa gerek. Bakalım ne soracak. Bir grafik vermiş. Discuss how the results of experiment provide evidence of the matter waves. Bakın matter waves'i ispatlayan şeyler muhtemelen bu söylediklerimle ilgili. Bakın burada bir maksimum intensity gözlemlemiş. Burada da bir minimum intensity gözlemlemiş. Yani mükemmel değil ama sonuçta deney sonuçları bunu anlatıyor. Yani şu açıda minimum, şu açıda maksimumsa o zaman hani dediklerimi cevaplamamız lazım. Ne diyoruz? Mesela birincisi grafik evet bir diffraction olduğunu söylüyor. Çekirdekten sapmaların. İkincisi de bu diffraction'ı sadece wave'in yaptığını ben biliyorum. Yani wave özelliği olduğunu. O yüzden matter waves demek diffraction özelliğinin, yani wave'in bir propertisinin, bir karakteristiğinin elektronda gözlenmesi, maddenin de bir dalga gibi davrandığını bize ispatlıyor. Bu da de Broglie'nin sonuçları diyebiliriz. Madem diffraction konuşuyoruz, o zaman diffraction çözmeliyiz. Neydi? O zaman işte bize karbonun çapının nükleosunu vermiş. Dolayısıyla hani sinüs teta eşittir lambda bölü b diffraction'da tabuklete de bu formül var. Lambda'yı bulmuştuk. B neresi hocam? İşte b de çekirdek. Dolayısıyla buradan yerine koyarsak lambda'yı kaç bulduk? İşte 3 çarpı yaklaşık 10 üzeri eksi 15 gibi. B yine 4.94 çarpı 10 üzeri eksi 15 yazarsak yaklaşık olarak 0.6 gibi buluyorum ben bunu, sinüs tetasının radyanını. Ama teta 0, hani minimum zaten bu first minimum bulduk. Biz teta 0'ı çekersek buradan sinüs eksi 1 0.6 civarı yazıyorum ama lütfen siz kontrol edin. Buradan da yaklaşık olarak açı bakalım kaç derece çıkıyormuş. Yaklaşık 37 derece civarında bir diffraction yaptığını bize göstermiş oluyor. İşte diffraction, yani wave özelliğinin elektronda gerçekleşmiş bir hali. Devamında bakalım ne istiyor. Outline why electrons with energy 7 vermiş. Would unsuitable for the investigation nuclear radio. İşte bu dalga boyuna karşılık ne geliyor bakalım, yani bu enerjiye karşılık gelen dalga boyu hc bölüm enerji yaptım. Enerji h yerine 6.63 10 üzeri eksi 34 yazabiliriz. Burada çarpı c yerine 3 çarpı 10 üzeri 8 veya hc'nin hazır değerini elektron volt cinsinden verilmiş halinde kullanabilirsiniz data booklette. Belki daha kolay olur. 10 üzeri 7, bir de bunu jüle geçeceğim. 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 yapsam. Buradan lambda değerinin ne çıkacağını bulacağım. Bakalım ne çıkıyor. Yaklaşık 12.4 metre çıkıyor yanlış yapmadıysam. Bakın dalga boyu metre cinsinden müthiş bir dalga boyu çıktı. Şimdi bu neden unsuitable'dır'a cevap verelim. Mantıklı düşünelim. Çekirdeğin yarıçapı ne kadar? Ben ne kadar buldum? O zaman biz çekirdeğe göre çok çok büyük bir dalga boyu bulduk. Dolayısıyla böyle bir dalga boyunun diffraction yapması çok olası değil. O zaman ne cevap vermeliyiz? Hani bu hesabı bir kenarda göstermelisin bence. Onun üzerine de bu sonuçları söylemelisin. Ne söyleyeceğiz? İlk olarak evet, bu dalga boyunun hani daha büyük bir yani çekirdekten daha büyük olduğunu söyleyebilirsin. Yani hesabı yaptığın için hani enerjinin azalması dalga boyunu arttıracaktır diye söyleyebilirsin ama hesaplayarak gösterdik. İkincisi de işte bu dalga boyuyla bir şey olursa bir diffraction pattern gözlemlenemez. Dolayısıyla böyle bir şey söz konusu değildir gibi açıklamayı ekleyebilirsin. Evet, son aşama artık. Burada aslında bunu derste yapmıştık. Show the density of a nucleus remains the same for all nuclei approximately the same. Hani density'nin sabit olduğunu. Density nasıl buluruz? Mass over volume'den bulacağız. Şimdi mass neyle alakalıydı? Hani mass'i hatırlarsan n tane varsa bir tanesi a kadarsa, yani mass orantılıdır a diyorum. Volume'u yazarken volume'de 4 bölü 3 pi r küp. R neydi hocam? R 0 a üzeri 1 bölü 3 veriyordu. Hani data booklette de bu var. Yerine koyarsam 4 bölü 3 çarpı pi çarpı
R0'ın kübü çarpı 1 bölü 3'ün kübünden A geldi. Bak bunlar sabit. Buradaki mes de A ile orantılı. Burada da A ile orantılı. A'ları birbirine götürürsem mes over volümün hepsinin sabit bir değere karşılık geldiğini görüyorum. He, demek ki mes A ile orantılı, volüm A ile orantılı deyip densitenin sabit çıktığını, yani neredeyse bütün çekirdekler için, neredeyse lafını kullanıyoruz, aynı olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, paper 2 çözmek oldukça uzun ve zahmetli bir iş. Umarım iyi dinlersiniz, iyi çalışırsınız. Sınavınıza başarılar diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.